Herkese merhabalar arkadaşlar. Anemik Vampir kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz geçtiğimiz yayınlarda ben duyurusunu yapmıştım. Yani daha doğrusu duyurmadım da yayınlarda bahsetmiştim. Böyle yeni bir mouse alacağımı söylemiştim. Bendeki mevcut mouse'un elime tam oturmadığını, daha iyi bir mouse alacağımı söylemiştim arkadaşlar. O mouse'u aldım. Hepsiburada.com'dan aldım arkadaşlar bu arada mouse'u. Gördüğünüz gibi Logitech G502 modelini aldım. Logitech'in bu mouse'u aldım. Bunu alırken arkadaşlar yanında bu mousepad G440 hediye geldi yanında. Sanırım hepsi buradaki fiyatı 90 lira gibi bir şeydi sanırım bu mousepad'in. Mouse da yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 350 lira gibi bir fiyatı vardı galiba mouse'un. Ben öncelikle mousepad'i açacağım arkadaşlar. Bu bir kutu açılım videosu olacak. Çok detaylı incelemeyeceğim mouse'u. Sadece size göstereceğim. İçinden neler çıkacak, ne olacak. Hep birlikte görelim bakalım. Bu mousepad arkadaşlar dediğim gibi hepsi buradaki fiyatı yani sanırım bir 90 lira falan var. Zaten direkt böyle poşetin içine koymuşlar. Şöyle bir karton yapmışlar. Ortalığa sığmıyor arkadaşlar. Gerçekten büyük. Ebatlarını şimdi size bir şekilde mouse üstüne koyduğum zaman zaten siz anlarsınız ebatının ne kadar olduğunu. Vallahi şöyle şuradan açtım ben bunu. Evet arkadaşlar. Mouse pad'imiz bu. Şurada bir Logitech'in sembolü var. Mousepad bu arkadaşlar. Arka yüzeyi masanın üzerine koyduğunuz zaman kaymayacak bir yapıya sahip. Yani böyle oturtturduğunuz zaman kesinlikle kaymayacak arkadaşlar. Benim bu küçük masanın üstü deri kaplı olduğu için suni deri biraz da bir şey oluyor. Biraz da şu an tam daha şeklini almış değil. Tam düz bir şekilde olmadığı için şu an tam oturmuyor ama şöyle söyleyebilirim bayağı güzel bir yüzeyi var. Bakalım Logitech'in şey yaptığı kadar işte övdüğü kadar güzel bir mousepad mi onu oyunlarda göreceğiz arkadaşlar. Tamam onu açtık hallettik. İçinden aynı zamanda bir de şöyle bir kağıt çıktı. İşte ne var? Türkçe ürünü kullanmadan önce belgelerini okuyun falan filan. Ürünü sökmeyi, onarmayı denemeyin falan filan zarf tut yazıyor. Evet onu geçtik. Geldik arkadaşlar. Şöyle Logitech G502 Proteus Spectrum. Bunun arkadaşlar Spectrum olmayan versiyonu var. Spectrum olmayan versiyonunda şurada arkadaşlar bu ışık var. Şu G'de ve şurada ışıklar var. Bunların rengi değişmiyor. Bu Spectrum olan modelinin tek farkı buradaki şunların renkleri değişiyor arkadaşlar. Tek farkı o diye ben okudum internette. Şimdi gelelim. Zaten bakın şurada da gösteriyor. 16.8 milyon renk. Ben ne yapayım 16 milyon rengi. Koy oraya 4 tane renk. Çok değiştirmek istersem değiştiririm anasını satayım. 16 milyon renk varmış. Sanki her gün ulan her gün bir renk yapsam ömrüm yetmez lan ben onları değiştirmeye. Şöyle kutunun içine ederek çok da içine etmeyerek arkadaşlar şöyle benim her zamanki meyve bıçağımla ilk defa açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi eve geldim hiçbir şey yapmadım hemen bunu açmaya başladım şöyle açmamız gerekiyor sanırım evet kutumuz bu. Kutuda herhangi bir şey kalmadı. Burada gene Türkçe tanıtım ve kullanma kılavuzu. Yani yurt dışından bir malzeme ithal ederken arkadaşlar mutlaka yani bu bir kural. İçine mutlaka o malzemeyi satarken Türkçe kullanım kılavuzunu koymanız gerekiyor. Mutlaka olması gerekiyor. Şöyle bir belge çıktı. Logitech G502 Proteus Spectrum. İşte
ufak bir şey kullanım, yani ufak bir sanırım dur bunu bir kenara koyalım. Burada gene destan var. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şöyle kaldırdık. Evet. Mouse'umuz bu. Ben şunu şöyle şuraya koyayım. Burada bir şey daha var. Şimdi ona geleceğiz. Bu arada kameraya tostum. Evet arkadaşlar bakın mouse'umuz bu. Şu an henüz bağlamadım. Şöyle dışı ne diyeyim artık, ipek mi diyeyim ne diyeyim, yani dışı bez örgü, bez kaplı bir kablosu var. Oldukça sağlam gibi görünüyor. Gerçekten kalın bir kablo. Uzunluğu 2 metre diyebiliyorum arkadaşlar bu kablonun uzunluğunu. 2 metre diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam öyle okumuştum. Yanılıyor da olabilirim. Yanılıyorsam siz düzeltirsiniz. Bilen arkadaşlar varsa şöyle... Bir çorba olmuş kabloyu ben bir düzelteyim. Şöyle bir bakayım. Bu kablo ne kadardır? Şöyle bir açayım ben arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz tabii şu an. Şöyle bir elimle baktığımda... Evet arkadaşlar. 2 metre olduğunu söyleyebilirim. Evet mouse'umuzun şöyle bir inceleyelim. Logitech G502. Logitech'in iddiasına göre bu mouse da en iyi optiklerinden birini kullanmış arkadaşlar. Ben pek çok detaylarına girmeyeceğim. Şurada baş parmağınızı destekleyen bir mevzu var. Yani baş parmağınız kesinlikle masaya veya mousepad'e sürtmüyor arkadaşlar. Bakın baş parmağınızı destekliyor. Şunlar... Yanlış hatırlamıyorsam şu iki düğme DPI seviyesini arttırıp azalttıran düğmelerden birisi. Düğmeler. Bunlar sanırım diğer işte makro mu diyorlar, ne diyorlar işte. Farklı işlevler atadığımız düğmeler. Burada bir tane var. Burada 1, 2, 3. Bunlar DPI olsa 3 yani benim gördüğüm öyle çok fazla üstünde harici düğme yok. Şu arkadaşlar scroll bakın normalde bakın bu şekilde sesini duyuyorsunuz tıkır tıkır. Ama şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar bakın bu böyle normal tekerlek gibi deli gibi dönmeye başlıyor. Şöyle yaptığınızda da kademe kademe oluyor. Burada gene bir düğme daha var. Yani evet G9, G7, G8. He arkadaşlar şu şekilde şimdi şu buton şu şekilde de bastığınızda bir buton, şu şekilde şuradan bastığınızda ayrı bir buton arkadaşlar. Gene bu aynı şekilde yani şöyle kullanırken şöyle yaptığınızda bir buton, şu şekilde yani her birinde iki buton var diye anladım ben. Çünkü İnternette okuduğumda bakayım Türkçe var mı burada? Burada herhangi bir Türkçe bir şey yok. Yani programlanabilir şu kadar adet butonu olduğu yazıyordu. Tam sayısını hatırlamıyorum ama yani bunun yazılım var arkadaşlar bir de. Yazılımını yükledikten sonra renk ayarını falan yapabiliyorsunuz. Şöyle bir baktığımda kullanım kılavuzuna öyle herhangi bir kullanım kılavuzunda işte bu kadar dalgası var, şu kadar cartı var, curtu var diye bir şey yok. Gelelim arkadaşlar şuna. Arkadaşlar bu, şöyle kutuyu açayım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane, evet 5 tane 3.6 gramlık ağırlıklar var arkadaşlar. Bunların ağırlığı 3.6 gram. Dilerseniz bu ağırlıkları mouse'un alt tarafında, tabii ben evet bu şekilde açılıyor. Mouse'un alt tarafında yani sizin rahat edeceğiniz şekilde arkadaşlar atıyorum. Yani size kalmış.
İşte burada bir ağırlık olsun. Yani sizin hareketinizi daha yani nasıl rahat ediyorsanız arkadaşlar, bu ağırlıkları kullanarak mouse'u atıyorum. Buraya bir ağırlık, buraya bir ağırlık. Böyle diyor mesela, size daha rahat geldi. Bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz takmazsınız. Dilerseniz işte diğer konumlara takarsınız ağırlıkları. Bu şekilde ağırlıklar çıkıyor içinden. Bakın şuraya da takılabiliyor mesela. Bakın buraya bir ağırlık takılabiliyor. Dediğim gibi isterseniz hepsini birden, isterseniz hiçbirini takmaya da biliyorsunuz bu ağırlıkların. Bunlar 3,6 gramlık ağırlıklarımız. Mouse'umuzun nasıl çıkardık? Şöyle çıkardık. Ben şöyle bırakayım. Bunu şimdi bir USB'ye bir takayım arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, bakın bu ışıklar normal spektrum olmayan modelinde bu ışıklar değişmiyor. Sanırım hep sabit mavi. Ama bu modelde arkadaşlar dilerseniz değiştirebiliyorsunuz. Şunu da şuradan çekelim. Evet, şu an gördüğünüz gibi mouse'umuz bu şekilde. Elimin büyüklüğü arkadaşlar, yani öyle çok aman aman büyük bir elim yok. Nasıl, neyle kıyaslayayım mesela elimin büyüklüğüne bakmak isterseniz. Mesela bu benim iPhone'un şarj aleti. Zaten bilirsiniz iPhone'ların şarj aletini. Ha, bu kadar bir elim var arkadaşlar. Mouse tam olarak elimin içine oturuyor diyebilirim. Ama dediğim gibi benim normal, benim yaşımdaki erkeklere nazaran ellerim biraz küçük olduğunu söyleyebilirim. Öyle aman aman büyük bir elim yok. Ama çünkü internette okumuştum. Benim ellerim biraz büyük yazmış eleman. İşte elimin içinde biraz kayboldu gibi bir şeyler yazmış. Ama bende herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tam oturuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yazılımını belki bilmiyorum, sözünü vermeyeyim. Yazılımını kurduktan sonra arkadaşlar belki yazılımını da gösteririm videoda. Onu da bu video ile birleştiririm ama sözünü vermiyorum. Belki de yapmaya da bilirim. Mouse bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu scroll metal arkadaşlar. Şu kaydırdığımız kısım. Şu metal, bayağı soğukluğunu bile hissediyorsunuz yani. Gerçekten metal olduğu belli. Onu nedense metal yapmışlar. Şuradaki sağlamlığı da size göstereyim. Kesinlikle hani öyle bozulacak, kolay kolay bozulacak bir şeye benzemiyor. Evet arkadaşlar, mouse'umuz bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sorularınız varsa sormayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.